Evet. Her şey bu kabın içerisinde başarılı. 3 hafta süren bir mucizenin sonunda sivrisinekler uçtular, gittiler. Bu büyük kabın içerisinden aldığım şu kadarlık bir su içerisinde larva aşamasından pupa aşamasından da ergin yani sivrisinek aşamasına geçtiler ve uçtular. Su varsa yeşil oluyor. Yeşil varsa hayat başlıyor. Resmen bunu aşama aşama gördük. Bütün ayrıntılarıyla ve gerçekten de hayat ayrıntılarda saklı. Bu bölümleri arka arkaya izlediğiniz takdirde bakın sadece bir sivrisineğin oluşumundan ne kadar çok şey öğrendiğimizi göreceğiz. Yine Covid'li günler yaşıyoruz. Salgın hastalık, pandemi, Covid-19 virüsü bütün dünyayı kavururken bir şeyi tekrar fark ediyoruz ki biz ve çoğu insan fark etti bunu. Ben en azından böyle umuyorum. Doğaya ne kadar zarar verirsek ucu dönüyor dolaşıyor bizi vuruyor. Doğaya zarar vermeyelim. Bakın burada videoda gördüğünüz sinek normalde hastalık yapan bir tür. Videoda da anlatacağım zaten bunları. Ama çekimini yaptım, bu mucizeyi gördüm. Öldüremedim. Saldım. Saldım gitti. Zaten kısa bir ömrü var. Onu da kalkıp ben almayayım dedim. Dolayısıyla canlılara gerçekten saygı duyuyorum. Tamam, bizim yaşam alanımızı işgal eden, bize zarar veren canlıları yine de kimyasal yollar kullanmadan, mekanik yollardan veya başka yollardan kurtulmaya gayret edin. Ama hiçbir zararı olmayan, sırf korktuğumuz için veya ön yargılarımızdan dolayı canlıları öldürmeyin. Bakın doğal denge içerisinde hepsinin bir görevi var. Ve ucu dönüyor, dolaşıyor, bizi vuruyor. Bu bölüm son bölümümüz. Diğer bölümleri izlemeyenler için aşağıya ekliyorum, alta ekleyeceğim. Bence bir bütün olarak izleyin bunları. Ve neyin ne olduğunu, bakın hayat nasıl bir mucize olduğunu görelim arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Üç haftalık haftadır başlayan maceramızın bir 5 litrelik dışarı koyduğum suda başlayan maceranın son bölümüne geldik. Aslında macera demek doğru değil, mucize demek daha doğru bence. Çünkü gerçekten doğa mucizeler yaratıyor. Çok soruldu diğer bölümlerde. İşte suyun ne olduğu falan. Normal musluk suyu. Dışarıya koydum, bir 5 litrelik üstü açık bir kabın içerisine koyduğum musluk suyu. Ha, içerisine çimlensin diye bir tane kök vardı, ormandan getirdim. O kökün bir kısmı tamamı girememişti, büyükçe bir kök çünkü. O değdi ve de üstü işte dışarıdan gelen toz, toprak falan da dibinde birikmiş olabilir az miktarda. Su özel bir su değil, yani normal musluk suyu. Dolayısıyla üstü açık ve dışarıda olan her suda oluşması muhtemel olan bir durum bu. Ne gördük? Diğer bölümlerdekileri de ufak ekleyerek işte ilk başta milimetrik boyutlarda küçük larvaların oluştuğunu, sivrisinek larvalarının oluştuğunu gördük. Daha sonra bunların kabuk değiştirerek daha iri larvalara dönüştüğünü gördük. Daha sonra bir baktık, bunlar işte aşağıya iniyorlar, dipte bir şeyler yapıyorlar. Meğersem dipte birikmiş yeşilimsi partiküller var ve bunları yiyorlar. Baştan ben açık söylüyorum, suyu süzüyorlar ve suyun içerisindeki partikülleri yiyorlar diye düşünüyordum. Hayır, dibe iniyorlar, dibi eşeliyorlar. Ve kendi dışkıları da dibe gidiyor. Devamlı işte bağırsaklarında bu yeşil maddenin ilerlediğini dahi gördük.
Ve sonra şu sonucu çıkardık. Bunların besini nereden olabilir? Fotosentez sonucu. Yani bir şekilde besinin üretilmesi gerekiyor. İnorganik maddelerden organik maddelerin oluşması gerekiyor ki bunları besin olarak tüketebilsinler. O zaman burada yaşamı başlatan aslında sivrisinek değil. Bu yeşil renkli madde. Bu yeşil renkli maddenin özelliğine yeşil renk demek klorofil demektir. Klorofil de fotosentez demektir ve organik madde oluşumu demektir. Organik madde de larvalar tarafından. İşte bunu bilen sivrisinekler buraya larva bırakmış, yumurta bırakmış. Yumurtalardan larvalar çıkmış. Larvalar bu yeşil besini yiyorlar ve mucizevi bir şekilde metamorfoz geçirerek gözümüzün önünde ilk önce larva, sonra pupa ve bu bölümün sonlarında artık nihayet ergin sinek haline gelecekler. Ben bir tanesini çektim, ilk gördüğümü çektim fakat büyük ekranda çekimi incelediğimizde bir tane de olmadığını, bakın burada işte pupa evresine geçerken bardak gibi bir şeyler var suyun üstünde yüzen. Bunlar larvaların suyun yüzeyine çıkan yani suyu havayı emdikleri organel. Kabuk gibi bir şey. İşte makro dünyayı ben o yüzden çok seviyorum. Normalde gözle göremediğimiz şey aslında parıl parlayan kabuk gibi bir bardağa benzeyen kupa gibi bardak gibi bir şekil. Dipteki solucanlar da coşmuşlar artık. Bunlar da suyun içerisinde ileri geri hareket ediyorlar. Şu resim, şu görsel acayip hoşuma gitti. Tamamen farklı bir şey. Yani şu ikisini larvasını ve bunu yan yana koyduğumuzda anormal derecede farklı olduklarını görüyorum. Bunlar daha çok bir karedese benziyorlar. Zaten bakın burada ikisini de aynı anda görme imkanımız var. İşte larva daha çok bir uzun solucan gibiyken, bir tırtıl gibiyken pupa evresinde daha çok bir karedes gibi ve pupa evresinde de hareket ediyor. Böceklerin çoğu pupa evresinde hareket etmez. Bunlar pupa evresinde de beslenmiyorlar. Pupa evresinde beslenme yok. Beslenme evresi larva evresi. Larva bütün canlılarda larva evresi anormal derecede abur, hiç durmadan yiyen bir evre. Pupa evresinde artık bekliyor. Ama pupa evresinde de oksijen alması gerekir. Bakın bu da benim çok dikkatimi çekti ve şaşırttı. Larva evresinde abdomeninin son kısmını yukarı çıkarıyordu. Havadan oksijen alıyordu. Pupa evresinde nereden alıyor? Çünkü kambur bir vaziyet almış ve abdomenin sonu suyun içerisinde. Sırtından alıyor. Sırtında birazdan çıkarsa göstereceğim. Burada çok parlıyor çünkü net gözükmüyor. Bakın suyun yüzeyine değen beyaz bir parçacık var orada. Suyun yüzeyine tek temas eden bu. Beyaz bir organ parçası var orada. Bu parça suyun dışına çıkıyor. Dolayısıyla hayvan tamamen şekil değiştirmiş. Tamamen sanki başı altı ters yüz olmuş gibi. Hava aldığı yer uçken, hava aldığı yer şu anda gövdeniz üst kısmı olmuş. Sanki kanatların çıktığı yerden. Bakın burada çok net görebiliyoruz. Parlıyorlar. Boynuz gibi bir şey var. Umarım herkes görmüştür. Boynuz gibi parlayan organeller var. Bunlar suyun dışına çıktığına göre oralardan hava alıyor. Hatta iki tane bunlar. Sanki kanatları, yani tam emin olmadığım için kanat kelimesini kullanmak istemedim ama buradan çıkan iki tane kanat olacak. Kanatların çıkacağı yerlerden şu anda hava alıyor. Havanın oksijenini buradan alıyor. Eğer buradan almazsa zaten boğulması gerekirdi. Zaten şu anda bakın beyaz ucunu görebiliyoruz. Suyun dışında bu. Suyun altında gibi gözüküyor. Neden öyle gözüküyor? Aslında suyun üstünde. Çünkü adezyon kuvvetleri
bir cam kabın içerisine konulan su dümdüz durmaz. Cama değen kısımları yükselir. Orta yeri çukurdur. Aslında bakın şu anda işte bu görselde çok iyi hızlı geçti. Tam pupa evresine geçiş aşamasıydı bu. O aşamada da hava almaya devam ediyor. Yani hiçbir süreçte havasız kalmıyor. Larvaların bakın bu organelleri kopmuş kupa gibi suyun üzerinde duruyor. Bu da benim aklıma başka bir şey getiriyor. Evet bakın burada boynuz gibi tam kanatların çıktığı yerlerde iki tane beyaz organelin suyun yüzeyine çıktığını ve oradan hava aldığını çok net olarak görebiliyoruz. İşte bu organeller normalde hayvan çırpınmadığı takdirde dibe doğru gitmiyor, yukarı doğru çıkıyor. Bu benim dikkatimi çekmişti. Böylece sadece besine ulaşmak için işte bu evre bakın pupaya geçiş evresi. Yine aynı parçacık hava aldığı organel burada ve organel parlıyor. Bu parlamayı veren bu kupaların içerisinde bir miktar muhtemelen hava kalıyor. Aynı şamandıra gibi düşünün veya can simidi gibi düşünün. Siz dalıyorsunuz, kulaç atıyorsunuz, dibe doğru dalmaya çalışıyorsunuz. Dalabilirsiniz belli bir miktar. Ama kulaç atmayı bıraktığınız takdirde bu şamandıra sizi ne yapacaktır? Yukarı çıkaracaktır. Aynı bunun gibi bakın. Hareketi kestiği anda bütün hepsi yukarı çıkıyor. Muhtemelen bu kadeh gibi olan organel, yani suyun yüzeyine çıkan değen parçacığın içerisinde bir miktar hava kalıyor. Ve o yüzden parlıyor. İşte bu havanın parıltısı. İçinde kalan havanın parıltısı. Burada da bakın sırt kısmında bir parıltı var. Bu yukarıdan ışık aldığı için olabilir. Veya orada bir miktar hava kaldığı için batmasın yukarı çıksın diye orada bir miktar hava kalıyordur. Ben bu ihtimali çok yüksek tutuyorum. Orada kabuk gibi bakın plakalar var. Bu plakaların aralarında bir miktar hava kalıyor olabilir. Şu çok dikkatimi çekti. Uzun süre inceledim onu. Bu video tabii ki kesildi, doğrandı. Uygun bir boyuta getirildi. Bu çok uzun çekimler onlar. 200 saatlik çekimlerin içerisinden çıkarıldı. Ben dolayısıyla sizden daha fazla gözlemleme imkanı buldum onu. Bu parçacık cama yapışmış ve bunun gibi belli yerlerde öbeklenmeler var. Bunların cama yapışması yine adezyon kuvvetlerinin yani katı sıvı arasındaki çekim kuvveti olarak adlandırabiliriz. Fakat kabuk katı bir madde. Kabuk katı katı çekimi yani bu koalisyon kuvvetine giriyor. Yani aynı cins kuvvetler oluyor olsun. Geliyor cama yapışıyor. İçerisi dolu olsa bu şekilde kolay çekemez onu. İçinin boş olma ihtimalini düşündüm ve ondan sonra zaten cımbızla müdahale edip sıktığımda bir tanesini. Evet bu pupanın kabuğu. Yani larvanın kabuklarını bundan önceki bölümde görmüştük. Hayalet gibi dolanıyor da işte bunlardan bahsediyorum. Bakın bir sürü. Bunlar hep sivrisineğe dönüşmüş. Pupa evresinden sinek evresine geçmiş. Bunlar kamburdu. Bu şekildeydi. İçinden çıkınca, kabuk kalınca işte bu şekilde düzleşmiş. Ve gelmiş içi boş, hafif olduğundan da adezyon kuvvetiyle çekilerek cama yapışmışlar. Bunu da bu şekilde bir ayrıntıyla yakalamış olduk. Ama benim en çok dikkatimi çeken bu kupa şeklindeki tuhaf solunum organları oldu. İşte burada bakın net olarak hava alma organının suyun yüzeyine değdiğini, tam kanatların çıkacağı yerde olduğunu çok net olarak görebiliyoruz. Evet, bunlar pupaların kabukları. Burada iki tane olduğu da kesinleşti. İki tane suyun yüzeyine değiyor ve oradan hava alıyor. Bu arada yine çekimlerini yapmıştık. Suyun içerisinde mikroskobik canlılar demiştik ve onları da çekmiştik bakın. Mikro boyuttaki canlıların hareketlerini. Bu canlılar da anormal bir coşku, anormal bir hızlanma. İşte burada cımbızla alıyorum.
Bunların artık kabuk olduğunu gözlemleye gözlemleye ama direkt müdahale etmedim. Karar verdim ve müdahale ederek aldım. Aksi takdirde pupayı almış olsaydım öldürmüş olurduk, sıkmış olurduk çünkü. Bunların kabuk olduğundan kesin emin olduktan sonra almaya karar verdim ve doğru karar vermişiz. Sivrisineklerden tiksiniriz. Ama bir timsahtan korkarız. Bir ayıdan korkarız, aslandan korkarız, kurttan korkarız. Şu bilgiyi vermek istiyorum, kalıcı olsun istiyorum. Dünyada en fazla insan ölümlerine sebep olan canlı sivrisinektir. Bilmeyen varsa öğrenmiş olsun. Gerçi çok yerde, belgesellerde falan kullanıldı ama ben de tekrarlamış olayım. Sivrisinekler şu anda dünyada en fazla insan ölümüne sebep olan canlılardır. Yani sivrisineklerden tiksinmeyin, korkun. Evet, kamera arkası gibi oldu bu biraz. Kabı sormuşlardı, ne kadar kap olduğunu falan soran arkadaşlar vardı. Diğer bölümlerde sorulan soruları da göz önüne alarak ben biliyorsunuz bütün soruları, özellikle soruları zaten hiç affetmem cevaplarım. Ama olur, gözden kaçar. Bunun haricinde mutlaka soru varsa ona cevap vermeye çalışırım. Şunun üstüne basmak lazım. Evet, dibe de indik tabii ki bu arada. Bir de şu var, bakın dipte larvalar var, ölü larvalar var. Ölü larvalar. Yani hepsi başaramamış. Neden öldüler bilmiyorum. Ve doğada hiçbir şey ziyan olmuyor. Bu alttaki lapa diyelim artık ona. Lapanın içerisindeki kurtlar ölen larvaları da yiyor. Yani tam bir tasarruf. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Bundan önceki bölümde yine görmüştük. Larvaların kabuklarını yiyordu kurtlar. Ve suyun yüzeyine çıkıp kabukları yiyen kurtlar dipte ölü, ölmüş larvayı affeder mi? Hayatta affetmez. Bakın nasıl saldırıyorlar. Nasıl saldırıyorlar. Görüntüler iğrenç gelebilir. Benim de midem kalkmadı değil bazı noktalarda ama hayatın ta kendisi bir mucize. Yani dışarı bir su koyuyorsun ve bu suyun içerisinden bir yaşam fışkırıyor. Doğada bu şekilde olur mu? Yani bir gölde bu şekilde mi olur? Bu kadar çok mu olur? Bir bardağın içerisinden yüzlerce çıkarsa ki bir gölden düşünün. Bakın bir tane de un kurdu düşmüş. Nereden düştüyse o. Dışarıda çünkü akvaryumun içinde un kurtları da vardı. Tek tük. Beslediğim canlılara verdiğim onlar demek ki oradan yuvarlandığı içine diye düşünüyorum. Görmemiştim onu. Bu bölümde gördüm. Onları da yemişler. Bu kurtlar diğer ölü kurtları da yemişler. Yani ziyan yok. Bir gölde o zaman ne olması lazım? Akıl mantık almaz. Çok fazla olması lazım ama hayır. Dengeleniyor. Mesela bir gölde bu olay olsaydı şu anda dipte mutlaka bunların avcılarından da olurdu. Avcı larvalar. Bakın avcı larvalar. Bu larvalar varsa, bu besin varsa bunu avlayan mutlaka avcı larvalar olabilirdi. Ne olabilir peki avcı larva? Ben daha önce bunun da çekimini yaptım da yayınlamadım sanırım. Yusufçuk. Tam bir sivrisinek avcısı Yusufçuk larvaları. Bunlar sivrisinek larvalarını avlıyorlar. Artı kurbağa yavrularını dahi avlayabiliyorlar. O kadar avcı. Normalde ergin hali zaten tam bir manevra ustası. Havada avlıyor. Sineği havada yakalayıp avlayan bir manevra ustası canlının. Larvası da sularda tam bir avcı. Belki bir gün denk geliriz, çekeriz. Ama ben çok iyi biliyorum. Daha önce gözlemledim çünkü. Ama bu kadar yoğun sivrisinek larvası yoktu. Bu kadar yoğun bir sivrisinek larvası olsaydı kesinlikle avladığında gördük. İşte mucize. İlk bebeğimiz dünyaya geldi. Tam sıfırdan
Tam sıfırdan çekiyorum şu anda. Yani bu bizim gözümüzün önünde, bizim bebeğimiz bu. Hepimizin. Bu bir diğer bölümleri seyredenlerle beraber ilgiyle bekledik ve sonunda muvaffak olduk. Ben normalde çok sabırlı bir insan değilimdir. Bu koronalı günlerde bol miktarda evde kaldık. Bu da benim yanımda masamda ışığın altında kaldı. Çalışma masamda. Ve aşama aşama 20 gün oluşumunu ilk baştan başlayarak oluşumunu gördük ve çıktı. İşte bu sivrisinekler sadece bir tane değil, bir tip değil, birçok çeşidi var. Ve her çeşidin taşıdığı hastalık da başka. Ve ben şimdi ilk defa bakın sivrisineğin abdomeni suyun içine giriyor mu emin değilim, girmiyor galiba. Ayaklarını katlamış, suyun yüzeyinde şu anda yüzmüyor. Yüzey geriliminden faydalanıyor. Yüzmesi için batan bir kısmının olması lazım. Archimedes'in kaldırma kanunlarına göre, yasasına göre kaldırma kuvveti batan kısmın hacmi kadar sıvının ağırlığına eşittir. Burada batan kısım yok. Sıvının yüzeyinde sanki bir zar var. Buna yüzey gerilimi diyoruz. Özellikle suyun yüzey gerilimi çok yüksektir. Bu zarın üzerinde suyu çökeltiyor. Suyun içerisine bir uzuvu girmiyor. Bir uzuvu suyun içerisine girmiş olsa o zaman kaldırma kuvveti devreye girerdi. Dolayısıyla burada bir yüzme söz konusu değil. Aynı su perileri gibi, su kaykaylı kayakçıları gibi suyun üzerinde kayar vaziyette bu şu anda. Oluşumunu tam anlamıyla tamamlamamış hala. Bakın ben ufaktan bu arkadaki larva ve pupaların hareket etmesi için parmağımla böyle yaklaşıyorum. Değmiyorum ama yaklaşıyorum. Onlar hemen bu şeyi algılıyorlar ve kaçıyorlar. Normalde sivrisinek ergin halinde de yani şu halinde de kaçması gerekir. Fakat oluşumunu tam tamamlamamış, sertleşmeye çalışıyor. Dikkat ederseniz arada bir kasılmalar falan yapıyor. Bütün bunlar oluşumunun tamamlanmadığını gösteriyor. Ve ilk defa bu kadar makrodan bir sivrisineği çekiyorum. Daha önce de çok denedim. Olmadı. Dışarıda denedim. Kapalı ortamda değildi. Rüzgar etkiledi gibi bir şeyler oldu. Olmadı yani. Bu netlikte çekemedim. Burada bulanmasının sebebi ben arada bir arka fonu zoomluyorum. Arka fonu alıyorum. Sineği alıyorum, arkayı alıyorum. İkisi birden gözüksün istiyorum çünkü. İşte gözümüzün önünde bakın açıkta olan bir sudan çıkan bir canlı. Resmen bizim hiçbir müdahalemiz olmadan dışarıya koyduğumuz bir kap suyun içerisinde kendiliğinden oluşan bir sinek. Ve bütün aşamalarını çektik. Hiçbir aşamasını kaçırmadık. Hatta sadece sivrisinekleri değil, suyun içerisindeki mikroskobik, mikro boyuttaki canlıları da çektik. Şurada bakın sol tarafta işte bunlar pupaların kabukları. Bahsettiğim pupaların kabukları bunlar. Hiç hareketsiz duruyorlar orada. Harika bir canlı. Evet, sivrisinekten korkun. Gerçekten korkun. Aslandan ne kadar korkuyorsanız, sivrisinekten onun daha fazlası korkun. Çünkü gerçekten bir avcı. Gece bütün yaz aylarımızı kabusa çeviren, vızıltısıyla geldiğini belli eden bu canlıdan korunun. Çünkü hastalık yayıyor. Kendisi hastalık üretmiyor. Ama hastalığı taşıyabiliyor. Oradan oraya, oradan oraya. Bir de hamam böcekleri de mesela pis ortamlarda yaşadığı için ev hamam böcekleri mesela arazide gördüğünüz, ormanda gördüğünüz hamam böcekleri falan pis değiller. Hastalık da yapmıyorlar. Ama evlerdekiler
girdikleri ortamlardan mekanik taşıyıcı olarak mikropları bizim yiyeceklerimize kadar getiriyorlar ve emin olun bir şekilde biz bunları yiyoruz. Bunlar ise kan yoluyla gidiyor. Hayvanları, insanları, hatta kuşları, memelileri ve kuşları da ısırıyorlar. Oradan oraya mikropları taşıyorlar. Son zamanlarda zaten işte COVID-19 mikrobunu, bundan sonraki versiyonun işte sineklerle taşınacağı falan gibi dedikodular geziyor ama bunların hiçbiri bilimsel değil. İnanmayın. Böyle şehir efsaneleri üretilir, korku unsuru var çünkü olayın içerisinde. Bir de bu devreye girerse zaten tam bir kabus olur. Sivrisineğimiz çıktı ama ondan önce de çıktığını, işte pupa evresinin kabuklarını gördük. Hatta tahminen 10 tane falan çıkmış. Bunları görememişim ben. Evet, ilk uçuş. İlk uçuş. İkinci kameradan bir daha görelim. Çok güzel, hadi. Hadi. Larvalar taciz etti artık. Uçmaya karar verdi. Evet. Uçtu. Kavanozun kıyısına geldi. Oradan masama düştü. Burada. Ve buradan da uçtu ve gitti.